Post Öykü sunar. Süleyman Seyfi Övn'ün kaleminden. Türkiye'nin hesapları. Yalta sonrası kurulacak dünyada Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeller nelerdir? Bu tarz soruların cevaplarını ancak bir dizi mukayeseli akıl yürütmelerle vermek mümkündür. Görebildiğim kadarıyla mukayeseli akıl yürütmeler daha çok üstün olarak algılanan ileri batı toplumlarla biz Türkler arasında yapılır. Netice genellikle hayal kırıklığı ve yetersizlik algısı doğurur. Bu yerleşik akıl yürütme, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi çağdaş uygar batılı olmayı hedefe koyduğu için böyledir. Aslında tarihsel istikamet belirleme gelenekleri açısından bakıldığında bir tutarsızlık, kesinti de mevcut değildir. Atalarımız Oğuz Türklerinden başlayarak Türklerin istikameti hep batı olmuştur. Orta Asya steplerinden İran'a, daha sonra da Rum diyarına yapılan göçler ve yerleşimler bunun başlangıcını oluşturur. İran o devirlerde Türkler için batıydı. Anadolu ve Balkanlar da öyle. Avrupa ve Atlantik maceramız bu istikametin olsa olsa nihai aşamalarıydı. Türklerin batıya gidişi daima ve kaçınılmaz olarak bir batılılaşmayı da içermiştir. İran Türkler için adeta bir batılılaşma dersidir. Türklerin antik devlet görgüsü, bilgisi ve başka edebiyat olmak üzere ince sanatlar geliştirmesi becerisi kazanmanın evvela İran, daha sonra da İslam devletleriyle ve nihayet Doğu Akdeniz'in emperyal gücü olan Roma ile geliştirdiği temas ve ilişkilerden neşet ettiğini düşünürüm. Ama daha ilginç olan Türklerin her tecrübede asimile olmaması ve adeta zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmasıdır. Türkler evvela bağımlısı ve parçası olduğu yerleşik yapıların daha sonra hakimi haline gelmeyi başarmıştır. İran'dan devlet idaresini öğrenen Türkler daha sonra İran'ı asırlar boyu idare edecektir. Benzer resimleri çeşitli İslam devlet formasyonlarında da takip edebiliyoruz. Bu yoldaki birikimlerinin şayikası hiç şüphesiz Roma'nın yerini alan Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Mühendislik dünyadan ödünç aldığım bir kavramlaştırmayla ifade edecek olursam, sürekli hareket halinde olmayı hayat prensibi haline getirmiş olan, yürük dünyasının dinamikleriyle müesses dünyanın statikleri arasında kurulan ince ve hassas dengelerin mahsulüydü bu. Modern dünyada batılılaşma meselesini doğuran sebep, süreçlerin zamana yayılan etkileşimlerin mahsulü olmaktan çıkması, yukarıdan aşağıya, dışarıdan içeriye dayatmalara evrilmesidir. Bir bakıma Türklerin batılılaşma macerası sezeryen bir mahiyet kazanmış, batılılaştırma olarak tezahür etmeye başlamıştı. Balkanlar ve Mezopotamya'dan koparılan Türkiye Cumhuriyeti için batılılaşma tecrübi bir çeşitliliğe dayanmıyordu. Somut olarak idrak ettiğimiz yegane bir tecrübe pek çoğu mağlubiyetle nihayete eren savaşlar ve bize fakirlik olarak dönen bağımlılaştırma ekonomik münasebetlerdi. Bunlar negatif uçlardı ama diğer uçta Batı'nın felsefesi, medeniyeti, üstün sanatları, insanlık idealleri bilimi ve refahı vardı. Bizde olmadığını düşündüğümüz bu niteliklerse onun pozitif taraflarını oluşturuyordu. O halde yeni istikametimiz Batı'nın pozitif taraflarını negatif taraflarından ayırarak devam etmek olmalıydı. Batıya rağmen batılılaşacak, onu aşacak, kaybettiğimiz itibarımızı yeniden kazanacaktık. Gelin görün ki süreçler öyle işlemedi. Yalta'da kurulan dünya düzeninde Türkler ve Türkiye iyice çepere itildi. Batıya rağmen batılılaşmak ideali ise zihin dünyamızı sakatlayan derin komplekslere dönüştü. Olmuyordu işte. Bilimde yerimizde sayıyor, sanayileşemiyor, demokratikleşemiyor, onlar gibi medenileşemiyorduk. Kullandığım mühendislik kavramlara dönecek olursam, yeni batılılaşma tecrübemizde statik hesaplarla dinamik hesaplar buluşamıyordu. Statik hacminden fazla yer kaplıyor, dinamikse baskılanıyordu. Bunun siyasal dildeki karşılığı devlet inşası ile ulus inşası arasında kesin bir mizan tutturamamaktı. Başarısızlıklarımızın hesabını da birbirimizden sormak ihtiyadımız, mutadımız haline geliyordu. Batıcı öncülere göre suçlu adam olamayan halk, halkın hissiyatlarına tercüman olan entelijensiyaya göre ise ihanet eden dekadan aydınlardı. Bu gerilim hala devam ediyor ama fiiliyatta eski durum yok. 1950'lerde açığa çıkan, 1960'da söndürülen dinamikler, 1980'lerde yeniden zuhur etti ve statik baskılara uğrasa da el yem bütün azametiyle ve önlenemez bir şekilde yaşanıyor. Peki statik yapılarımız ne alemde? Müesses dünyamız 20. asrın başlarından bugüne çeşitli olumsuzlamalar üzerinden daima dinamik potansiyellerle kavgalıydı. Dün her türlü dinamizmi tehlikeli bulup ezen statik yapılar bugün tam bir savrulma yaşıyor ve çeşitli anomik işbirlikleri temelinde dinamik hesapların baskısı altına giriyor. Diyalektik bir savrulma bu. Türkiye'nin dinamik ele avuca sığmazlığı muazzam bir potansiyele işaret ediyor. Ama dinamik hesaplar katıksız işlediği zaman anomiye evrilir, verimliliğini kaybeder ve bir zafa dönüşür. Yalta düzeninin koyduğu ağır blokajlar kalktıkça yeniden tarihsel havzalarımızda buluşuyoruz. İşte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Somali'deyiz. Bunlar büyük işler. Stati olmayan dinamik hesaplarla fazlaca ileri götürülemez. Apaçık görülüyor ki Türkiye'nin kurumsal bir dönüşüme ihtiyacı var. Dinamikleri kollayan, verimlilik ekseninden onları düzenleyip önünü açan yeni bir statik hesap dünyası inşa etmek zorundayız. Postöykü sundu.